İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Yerevan ofisinde vatanımız olan Şuşi'ye doğru başlıklı bir toplantı yapıldı. UNESCO Artsakh'a bir misyon göndermeye çalışıyor. Azerbaycan yine engelliyor. Armand Tatoyan, Fransız mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Azerbaycan'da tutulan Ermeni esirlerin iade edilmesi gereğinden bahsetti. Her cumartesi Batı Ermenistan TV'de Artsakh lehçesinde yeni bir proje yayınlanacak. Batı Ermenistan Radyosu'nun Türkçe bölümü yakında hayata geçecek. İşgal altındaki Batı Ermenistan'da bulunan anıtların kaderi. Ermeni-Alman ortak kazılarının şaşırtıcı sonucu Roma su kemeri. Şuşi ve Artsakh'ın diğer bölgelerinden sürgün edilen ailelerin tek çatı altında toplanması, endişe ve önerilerinin dinlenmesi, bir tartışmanın organize edilmesi amacıyla Batı Ermenistan'ın Yerevan ofisinde Şuşi'ye doğru başlıklı bir konferans düzenlendi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan konferansın açılış konuşmasını yaparak hazır bulunanları selamladı ve Şuşi'nin özellikle Batı Ermenistan için öneminden bahsetti. Ardından tarihçi Aşot Harutyunyan, özgürlük savaşçısı Norik Harutyunyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Sedam Elikyan ve diğer konuklar birer konuşmada bulundular. Şuşi şehir hakkında bir film gösterildi ve insanları bir an geçmişe taşıdı. Ancak gerçek şu anda bambaşka. Bu yüzden toplantı duygu dolu bir ortamda geçti. Toplantı sonunda konuklar Şuşi'ye adanan kendi sorunlarını yüksek sesle dile getirip çözebilecek bir birlik kurmaya hazır olduklarını belirttiler. UNESCO örgütünün basın servisi Azerbaycan'ın Report Ajansı'na verdiği bilgiye göre 44 günlük Artsakh Savaşı'ndan bir yıl sonra UNESCO hala Artsakh'ı ziyaret edemiyor. Fakat UNESCO bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor. UNESCO'dan yapılan açıklamada şu anda Artsakh'ta bu misyonu organize etmek için çalışıyoruz. Yakın gelecekte bunun mümkün olacağını umuyoruz. Ancak şu anda gerekli koşullar yok. Konuyla ilgili detaylı bilgi almaya çalışıyoruz denildi. Azerbaycan tarafı Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Rusya liderlerinin 9 Kasım'da yaptıkları üçlü açıklamanın ardından UNESCO misyonunun Artsakh ve işgal altındaki topraklarına girişini engellemek için mümkün olan her şeyi yapıyor. Agitmis grubu eş başkanları Ermeni kültürel mirasının korunması gereği ve UNESCO'nun bu çalışmalara katılımı konusunda açıklamalarda bulundular. Resmi Bakü bunu reddederek örgüte karşı çeşitli suçlamalarda bulunmaya devam ediyor. Son aylarda resmi Bakü örgütün misyonunun Artsakh'a girmesini imkansız hale getirmek için her yolu deneyerek yine saldırgan söylem ve eylemlere başvurdu. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Armand Tatoyan, Fransız meslektaşı Claire Enon ile Paris'te bir araya geldi. Özellikle Armand Tatoyan, Azerbaycan'da yasa dışı olarak tutulan Ermeni savaş esirleri sorununa dikkat çekerek, uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden siyasi nedenlerle gözaltına alındıklarını belirtti. Ayrıca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Ermeni askerlerin ve sivillerin haklarının ağır ihlallerine de değindi. Azerbaycan makamlarının Ermenilere karşı düşmanca politika yaydığını, dünya çapında Ermenilere karşı aktif olarak nefret beslediğini, iki halkı gergin durumda tuttuğunu, diğer ülkelerdeki insan haklarını tehlikeye attığını ve ortamı germeye çalıştıklarını vurguladı. Savaş sırasında ve sonrasında Azerbaycan'da yaşanan işkence ve vahşet bu politikanın sonucudur. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu yakında Artsakh lehçesinde yeni bir haber programı sunacak. Şu anda hazırlıklar sürüyor. Bu girişim Artsakh'ın Batı Ermenistan'ın bir parçası olarak Batı Ermenistan ile Artsakh arasındaki bağları güçlendirmesi fikrinin güçlendirilmesine temel oluşturacaktır. Sevgili yurttaşlar ve soydaşlarımız, sizlerin de çabalarınızla gerçek vatanımız olan Batı Ermenistan'a sarsılmaz bağlılığınızla katılabileceğinize ve Batı Ermenistan'ın haklarının adil restorasyonunda hepinizi vatanımız etrafında birleştirebileceğimize dair umut doluyuz.
Batı Ermenistan Radyo İstasyonu'nun Türkçe bölümünün açılışı Batı Ermenistan'ın Yerevan ofisinde gerçekleşti. Batı Ermenistan'da yaşayan ve tüm dünyaya yayılmış Türkçe konuşan yurttaşlarımız, ayrıca Türkçe konuşan toplum artık televizyonun yanı sıra radyo kanalında da Türkçe yayınlanan haberleri takip etme imkanına sahip olacaklar. Radyo kanalı, dinleyicilerin Batı Ermenistan haberlerini, Ermeni müziğini, Batı Ermenistan'ı doğrudan ilgilendiren konuların tartışılmasını ve siyasi analizlerini öğrenme fırsatı bulacağı 24 saatlik bir programla çalışacak. Bilindiği gibi Batı Ermenistan, kadim halkların ve uygarlıkların ülkesidir. Yerli bir halk olan Ermeniler bu toprakların esas unsurlarındandır. Bütün halklar bu topraklarda silinmeyecek izler bırakmışlardır. 20. yüzyılın başlarında çoğulcu bir yapıya sahip Batı Ermenistan'da tek etnisiteye dayalı yeni bir ulus inşa etmek girişimi çok acılı ve kanlı olmuştur. Kültürel ve inançsal varlıkların tahribatında en çok Ermeniler etkilenmiştir. Ermeni kiliseleri, şapelleri, manastırları ve mezarlıkları tahrip edilmiştir ve edilmektedir. Günümüzde Konstantinopolis dışında Batı Ermenistan topraklarında çok az Ermeni eseri kalmıştır. Onlar da çeşitli amaçlar için ahır, samanlık ve bunun gibi kullandıkları için kurtulmuşlardır. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. 2019 yılının yaz aylarında Ermeni ve Alman araştırmacılar kürekleriyle inanılmaz bir eser keşfettiler. Ararat Ovası'nın yüzeyinde sadece 30 santimetre derinlikte Roma dönemine ait devasa beton taşlarına rastladılar. Bu taşların antik Ardaşat kentine su sağlamak için bitmemiş bir Roma su kemerinin yüzlerce temel taşından biri olduğuna inanılıyor. Su kemerinin asıl kaynağı bilinmemekle birlikte yaklaşık 31 kilometre uzunluğunda olduğu ve muhtemelen Garni Tapınağı'nın yakınından başladığı tahmin edilmektedir. Roma'nın Ermenistan'ın eski başkenti Ardaşat'ı sadece 3 yıl kontrol edebildiğini hatırlatalım. Ardından Romalılar batıya çekildi. Su kemerinin yapımı yarım kaldı ve izleri yüzyıllar içerisinde kaybolarak toprak ve toz altında kaldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aşuh Nazeli'nin Garmir Varti Alnem Sirum adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.